Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de üstü sayılar konusunda çanta yayınlarından 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasından devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar üstü sayılar konusunda da sizin de takip ettiğiniz üzere şu ana kadar 72. sayfanın sonuna kadar gelmiştik. Yani üstü sayıların konu ile alakalı olan, öğrenilmesi gereken her şeyi öğrendik yani şu ana kadar. Bu dersimiz ile beraber arkadaşlar üstü sayılar konusundaki yeni nesil soru tarzlarına geçeceğiz. E, çanta yayınlarına baktığımızda 5 tane karma testin yani 5 tane yeni nesil tarzındaki karma testin olduğunu görüyoruz. Bu videomuzla beraber her videoda bir tane karma test e, çözmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. E, şu ana kadar ki üstü sayılar konusunda konu anlamında bir temel anlamında bir sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa bütün videolarımızı ...izlemiş ve hala sıkıntı yaşıyorsa arkadaşlar... ...tavsiyem bir kez daha izlemesi. Eğer izlememişse ve bize yeni nesil sorularla katılmışsa... ...tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle... ...üstü sayılar konu anlatımla alakalı olan... ...önceki videoları izlemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü yeni nesil soruları çözebilmek için... ...öncelikle konunun detaylarını... ...temel noktalarını e, çok iyi bir şekilde bilmek gerekiyor arkadaşlar. Tavsiyem size e, konunun temelini öğrenmeden... ...konunun e, önemli noktalarını öğrenmeden öğrenmeden asla ve asla yeni sorulara geçmeyin. Çünkü sıkıntı yaşayabilirsiniz sınavda arkadaşlar. Evet dersimize geçmeden önce sizlerden e, ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram ve Facebook sayfalarından beğenerek takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar dersimize. Evet bu sorumuzda diyor ki arkadaşlar yukarıdaki A noktasında bulunan bir robot e, sistemine girilen üslü ifadelerin değerine göre sağa ve sola ilerlemektedir. Örnek veriyor mesela burada sonuç pozitif, ta, pozitif ve tam sayı ise 3 adım sola ilerliyormuş. E, sonuç negatif ve tam sayı ise 4 adım sağa ilerliyormuş. Sonuç negatif ve tam sayı değil ise 2 adım sola ilerliyormuş. İşte sonuç pozitif ve tam sayı değil ise 1 adım sağa ilerliyormuş. Yani robotun sistemi bu şekildeymiş. Şimdi robot Robota şu dört tane sayı sırasıyla girilmiş arkadaşlar. Diyor ki A noktasında göre ki A noktasında göre diyor robot e, konumu aşağıdakilerden hangisidir? İşte dört adım solda mıdır? Üç adım solda mıdır? Üç adım sağda mıdır? 2 adım sağda mıdır? Bunu tespit etmeye çalışın diyor arkadaşlar. Öncelikle birinci komutu verelim. Diyelim ki ey robot sana komutu giriyorum. Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti. Şimdi bakın eksi 2'nin eksi 4. kuvveti nedir? Eksi 2'nin... Eksi dördüncü kuvveti deyince ne anlıyoruz? Şuradaki eksi neyin eksisi arkadaşlar? İşlemin eksisi. Dolayısıyla buradaki eksiyi karıştırma bir kere. Değil mi? 2'nin eksi dördüncü kuvvetini bul. 2'nin eksi dördüncü kuvveti nedir? 1 e, bölü 2'nin dördüncü kuvvetidir. Neden? Ters çevirdiğimde üstteki negatif pozitif oluyor. Şimdi eksi en sonunda koyacağız arkadaşlar. Onu unutturmayalım. Şimdi 1 bölü 16 oldu değil mi? E. Buradaki eksiği de koyarsam eksi 1 bölü 16. Şimdi so, buradaki sonuç ne? Sonuç negatif ve tam sayı değil. Değil mi? Bak sonuç negatif ve tam sayı değil. Şimdi ne yaptı bu e, robot? Robot ne yaptı? İki adım sağ, iki adım sola gitti değil mi? İki adım sola. Şuraya notumu düşeyim. Şimdi eksi, iki, eksi 2'nin eksi 6. kuvveti. Şunu bakalım şimdi burada. Şimdi eksi parantezin içerisinde 2'nin eksi 6. kuvveti. Arkadaşlar şu parantezin dışında olduğu için yine aynı şekilde işlemin eksisi. 2'nin eksi 6. kuvveti nedir? 1 bölü 2'nin 6. kuvvetidir. Yani şuradaki eksiği yine karıştırmıyorum. İşlem eksi olduğu için. 1 bölü 2'nin 6. kuvveti nedir? 1 bölü işte 64'tür. E burada eksi vardı bir de. Eksi 1 bölü 64 oldu. Bu da ne oldu? Yine aynı şekilde sonuç negatif ve tam sayı değil. O zaman bu da 2 adım. Yani şuradaki sonuç negatif ve tam sayı değil. Bu da 2 adım ne oldu arkadaşlar? Sola gitti burada bunun sonucunda da iki adım sola gitti. Eksi 5'in dördüncü kuvveti. Arkadaşlar negatif bir sayının çift kuvveti nedir? Pozitiftir. Bir kere 5'in dördüncü kuvveti nedir arkadaşlar? 625'tir. Sonuç ne? Pozitif bir tam sayı. Pozitif bir tam sayı. O zaman ne oldu burada şimdi? Üç adım 3 adım sola gitti değil mi? Bakın iki adım sola, iki adım sola. Burada da 3 adım sola gitti. Şimdi burada nedir arkadaşlar? 5'in dördüncü kuvveti şu eksi işlemin eksi değil mi? Onu karıştırma. 5'in dördüncü kuvveti kaç? 625. Eksi 625 nedir? Negatif ve bir tam sayıdır arkadaşlar. Sonuç negatif ve tam sayı. O zaman ne olur? 4 adım 4 adım sağa gider. Bakın 4 adım sağa gider. Şimdi şöyle robotun olduğu konumu şurası olduğunu düşünelim. Şöyle. Şöyle düşünüyorum. Robot burada. Tamam mı? Şimdi yavaş yavaş gidiyorum bakalım. 2 adım sola git. Gittim. 2 adım bir daha, daha sola git. Gittim. İşte 3 adım sola git. 1, 2, 3. Buradayım şu an. Buradayım. Daha sonra 4 adım sağa git. 1, 2, 3, 4. Şu an buradasın. Ne yaptın? Sen buradan buraya gelmiş oldun değil mi? Bu operasyon sonucunda. E ne oldu şimdi? Neredesin sen? 3 adım neyindesin? 3 adım solundasın arkadaşlar. Yani ne olmuş oluyor? Cevap. B şıkkı olmuş oluyor. 3 adım solunda. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuzda ne diyor bize şimdi? Aşağıdaki çarpım tablosunda her hücredeki sayı bulunduğu satır ve sütundaki yer alan üstü ifadelerin çarpımıdır. Yani şu 1 bölü 4 arkadaşlar 2 üzeri C ile 2 üzeri A'nın neydir? Çarpımıdır. Şuradaki 32 mesela 2 üzeri B ile 2 üzeri C'nin çarpımıdır. Tamam. Burada anlaştık. Şimdi ne diyor bize? A artı B artı C artı D 7 olduğuna göre diyor boş bırakılan yere yazılması gereken sayıların çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bu hücredeki sayı bununla şunun çarpımıdır değil mi? 2 üzeri 2 üzeri D ile 2 üzeri A'nın çarpımı mıdır? Peki üst sayılarda tabanlar eşitse üstler ne yapılıyor? Toplanıyor. Dolayısıyla ben burada şurayı bulmam için 2 üzeri A artı D'yi bilmem lazım. Yani A artı D'yi bulduğum anda olay bitti değil mi? Değerli arkadaşlar şuradaki nedir peki? 2 üzeri D ile 2 üzeri B'nin çarpımıdır değil mi? 2 üzeri B ile 2 üzeri D'nin çarpımıdır. Yani ben 2 üzeri B artı D'yi bildiğim anda ne olur? Ben buradaki sayının ne olduğunu bulurum arkadaşlar. Peki A artı D, B artı D'yi nasıl bulacağım? Şuradaki verilere göre bulacağım. Şimdi mesela şuradaki 1 bölü 4 nedir arkadaşlar? 1 bölü 4 dediğimiz şey nedir? 1 bölü 4. 2 üzeri C ile 2 üzeri A'nın çarpımıdır. E peki şu nedir? 2'nin i̇ki, ikinci kuvvetidir değil mi? Ters çevirsem ne olur? 2 üzeri eksi 2 olur. 2 üzeri a artı c 2 üzeri eksi 2 eşitse. Peki a artı c nedir arkadaşlar burada? Eksi 2'dir. Bunu bulduk şimdi. Şuraya bakalım şimdi. 2 üzeri b ile 2 üzeri c'yi çarpacağım değil mi? Bak 2 üzeri b 2 üzeri b ile 2 üzeri c'yi çarpacağım. Ne buldum? 32 buldum. Peki üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. B artı C eşittir. 2 üzeri 5. Yani burada ne olmuş oldu arkadaşlar? B artı C'nin 5'e eşit olmuş olduğunu ben buldum. Benim şimdi neyi bulmam lazım? A artı D'yi bulmam lazım değil mi? Bakın. A artı B artı C artı D'nin 7 olduğunu vermiş. Benim şuradaki sayıyı bulmam için A artı D'yi bulmam lazım. A artı D. Bu nedir acaba? Peki B artı C'yi biliyor muyum ben? biliyorum. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum işte. B artı C 5 ise ne olur buradan? A artı D artı B artı C ye gördüğüm yere ne yazdım? 5 yazdım. Bu eşittir 7. Peki A artı D ne olmuş olur arkadaşlar? 2 olmuş oldu. Tamam. Peki A artı D 2 ise burası nedir? 2 üzeri A artı D. Yani 2 üzeri 2'dir. Yani 2 üzeri 2 yazdım buraya. Tamam. Şurayı bulabilmem için arkadaşlar benim neyi bilmem lazım? B artı D'yi bilmem lazım. Değil mi? Bakın. B artı D bilmem lazım. A ile la C'nin toplamını ben biliyor muyum? Biliyorum işte buradan. Bakın şuradan biliyorum. A ile C'nin toplamı A ile C'nin toplamı artı B artı D olarak yazayım ben şunu. Şimdi A ile C'nin toplamını biliyorum. Ne bu? Eksi 2. Şuradan buldum. Neye eşitmiş bu? Bunların hepsinin toplamı 7'ye eşitmiş değil mi? O zaman B artı D ne olmuş olur arkadaşlar? Eksi 2'yi karşı tarafa 9 olarak geçirirsem B artı D 9 olmuş olur. B artı D 9 ise bu nedir arkadaşlar? 2 üzeri 9'dur. Bu iki sayının çarpımı nedir diyor arkadaşlar bize. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 9'u çarparsan ne olur? 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 9'u çarparsan ne olur? Tabanlar eşit olduğu için üstler ne olur? Toplanır. Yani cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu sorumuz ne diyor şimdi bize? Sayının okuşun, okunuşunu vermiş. Bir de bilimsel gösterimini vermiş. Diyor ki bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar biz sıfır tam milyonda 12, sıfır tam işte milyonda 1, sıfır tam 10 binde 6 gibi bu ifadelerin nasıl yazılacağını bilelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sıfır tam onda 1 deyince nasıl yazacağız biz şimdi bunu? Sıfır tam onda 1 derken öncelikle onda Bakın onda kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var. Demek ki virgülden sonra bir tane sayı olacak. Onda kaç arkadaşlar? Onda bir. Onu buraya yerleştir. İşte nedir bu? Sıfır virgül birdir. Yani sıfır tam onda biri ben böyle yazarım. Peki sıfır tam yüzde altıyı yazalım. Olayın pekişebilmesi için. Sıfır tam yüzde. Yüzde kaç tane sıfır var? İki tane. %6 dedim değil mi? 6 sayısını yani söylediğim sayıyı, telaffuz ettiğim sayıyı en sağ yaslayacak şekilde yazıyorum. Şöyle yazarım, değil mi? O zaman şurada ne oldu? Boş kaldığı için 0,016 oldu. Peki 0 tam binde e, 12 yazalım mesela. Bakın 0 tam binde 12. Binde kaç tane 0 var? 3 tane. Ne dedim ben? 12. En sağa yaslayacak şekilde 12'yi yazdım. Ne oldu bu? Şu şekilde oldu. Hah, olay netleşti değil mi şimdi? O zaman sorumuza Gele, e, gelelim. Sıfır tam milyonda 12. Bakın sıfır tam milyonda 12. Milyonda kaç tane sıfır var? 6 tane. 3, 4, 5, 6 değil mi? E, milyonda 12. 12'yi buraya yazdım. O zaman ne oldu? Şurası 0, 0, 0, 0. Bunun bilimsel gösterimini bulayım arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Ben şimdi şuraya gelmem lazım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 basamak. Ne yaptım? Büyüttüm sayıyı. O zaman 5 basamakta küçülteyim. 10 üzeri eksi 5. Ne oldu şimdi bu? A çarpı 10 üzeri B oldu. E. O zaman A nedir burada? A 1 virgül 2'dir. Değil mi? A 1 virgül 2'dir. B nedir? B eksi 5'tir. Şimdi bunları buldum. Buna bakalım. 0 tam 10 binde 6. 0 tam 10 binde. 10 binde kaç tane 0 var? 4 tane. 1, 2, 3, 4. 6. Hemen buraya yazla şu sayıya. Boş kalanlara da 0'ı yerleştir. Şimdi bunu bilimsel gösterimine Bilimsel gösterim olması için buraya mı gelmesi lazım? Çünkü 0, 6 olsa olmaz. Çünkü 1'den küçük olur. 6 olduğu zaman da 1 ile 10 arasında olur. Uygun. 1, 2, 3, 4 basamak ne yaptım? Büyüttüm. 4 basamak büyüttükten sonra ne oldu bu sayı? 6 çarpı 4 basamak büyüttüğüm için şuradan da küçültürüm. 10 üzeri eksi 4. Neye eşitmiş bu? C çarpı 10 üzeri D'ye eşitmiş. C ne burada o zaman? C, 6. D ne? Eksi 4. Şimdi bütün verileri buldum. C, A'dan büyük müdür? C A'dan büyük müdür? Evet 6 1,2'den büyüktür arkadaşlar. Bu doğru. D B'den büyük müdür? D B'den büyük müdür? Evet eksi 4 eksi 5'ten büyüktür. Bu da doğru. Peki D eksi B sıfırdan küçüktür diyor. D eksi B. Nedir bu D eksi B? Eksi 4 eksi eksi 5. Şu ikisi ne oluyor? Artı oluyor. Eksi 4 artı 5 iki farklı işaretleri iki farklı sayıyı toplarken ne yapıyorum? Büyükten e, işareti görmüyorum. 5 ve 4'ü gördüm. 5'ten 4'ü çıkar. Yani büyükten küçüğü çıkar 1. Büyüğün işaretini artı. O zaman bu artı 1. Peki d eksi b sıfırdan küçük mü? Değil. Sıfırdan büyük. Pozitif çı çıktı çünkü. O zaman bu ne olur? C şıkkı doğru olur. C'yi A'ya bölersem bir doğal sayı olur diyor. Bölelim. C'yi neye böleceğim? A'ya böleceğim değil mi? Bak C'yi A'ya bölüyorum. Hemen şuraya bölelim şunu. C neydi arkadaşlar? C 6. A nedir? 1,2. 6 1 2. Bunu nasıl yapıyorum şimdi? Ondaklı sayılarda bölme işleminde öncelikle hedef ne? Virgülden kurtarmak. Virgülden kurtar şimdi. Kurtarmak için ne yapacaksın? Onunla çarpman lazım burayı değil mi? E burayı onunla çarparken yukarıyı da onunla çarp ki denge bozulmasın. 60 bölü 12 oldu mu? E peki bu ne? 5. E tamam. C bölü A bir doğal sayıdır. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız C şık olur arkadaşlar. Evet bu soruya geçelim şimdi arkadaşlar. Ne diyor şimdi bize burada? Ahmet öğretmen diyor tahtaya çıkardığı duygudan bilimsel gösterim biçiminde yazılmış olan sayıları bakın. Duygudan bilimsel gösterim biçiminde yazılmış olan sayıları, çiğdem'den de kalan sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamalarını istemiş. Şimdi öncelikle duygu ne yapıyordu? Bilimsel gösterimle e, yazılmış olan sayıları e, işaretleyecekti, değil mi? Onları büyük e, ne yapacak? Küçükten büyüğe doğru sıralayacak. Öncelikle duygu hangisini seçer şimdi burada? Bakın şunu seçer. Buraya D yazalım, değil mi? D. E, ondan sonra ne olur? Duygunun seçtiği şu olur. D oldu. Duygu. Daha sonra şu olur. Bu da duygu. Geri kalanlar bilimsel gösterim değil. Neden? Çünkü şuradaki sayılar 1 ve 10 aralığında değil. Ya 10'dan büyük ya da 1'den küçük. Zaten hepsi de ondan büyük. Bilimsel gösterime girmiyor. Şimdi arkadaşlar duygunun yazdığı sayılar neler? Duygu hangi sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacak? Duygu 8 çarpı 10 üzeri 8'i 1,4 çarpı 10 üzeri 9'u 1,5 çarpı 10 üzeri 6'yı. Öncelikle bunları ben ne yapayım? Küçükten büyüğe doğru sıralayabilmem için ne yapıyorum? Şuradaki sayıları eşitliyorum. Hepsini nerede eşitleyeyim ben şimdi bunun? Hepsini 8'de eşitleyeyim değil mi? Şu 8 olarak kalsın. 8 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi benim şurayı 8 yapabilmem için burayı bir küçültüyorum değil mi? Tam bir küçültüyorum. O zaman burayı bir büyüteyim ben. Yani virgülü sağa doğru kaydırayım. 14 olsun. Tamam. Burayı ne yapıyorum? 8 olması için 2 büyütüyorum. 2 büyüttüm. O zaman burayı 2. Ne yapacağım şimdi arkadaşlar? 2 küçülteceğim. Bakın. 2 büyüttüm. 2 küçülteceğim o zaman burayı. Ne yapacağım? Virgülü sola doğru ilerleteceğim. Gitti. Bir daha daha gitmesi lazım. Yani virgülün şuraya gelmesi lazım. 0 0,015 olması lazım. Şimdi duygu ne yaptı? Duygu buradakileri sıraladı. Küçükten büyüyor doğru değil mi? Küçükten. En küçük nedir? Şudur. En küçük nedir? Şudur. Yani 1,5 çarpı 10 üzeri 6'dır. En küçük. Duygu'nun yazdığı sayılar... Ee, diğeri nedir Baktığınızda şu 8'dir Yani 8 çarpı 10 üzeri 8 Daha sonraki nedir ee, 1,4 çarpı 10 üzeri 9 Tamam Özlemden e, ne yapıyor şimdi Çiğdemden de kalan sayıları küçükten büyüğe doğru diyor. Çiğdemin seçtiği sayılara bakayım Çiğdem hangisini seçti Şuradaki 15'i seçti mesela 15 çarpı 10 üzeri 8'i seçti işte şuradaki 16, virgül çünkü kalanları seçiyor. 16 16,5 çarpı 10 üzeri 7. Bir de şurada ne var? 125 çarpı 10 üzeri 7. Ne yapayım? Hepsini 10 üzeri 7 mi yapayım? Yapalım. 10 üzeri 7 bunlar kalsın. Şimdi bunu 10 üzeri 7 yapmam için ne yaptım? Şurayı bir küçülttüm. O zaman burayı bir büyüteceğim. Yani 15 olacak sana 150. Şimdi bunların hangisi en küçük? Arkadaşlar 150 mi? 16,5 mi? 125 mi? Tabii ki 16,5. 16,5 çarpı 10 üzeri 7. En küçüğü bu. Daha sonra hangisi en küçük? Şu. 125 çarpı 10 üzeri 7. Daha sonra en küçük hangisi? Bu. Daha, doğ daha doğrusu en büyüğü. Bunun orijinal hali de bu ama bak. Dikkat et. 15 çarpı 10 üzeri 8. Duygu ve çiğdem küçükten büyüğe doğru sıralattırdım. Ne yapıyor? Diyor ki özlemden de diyor, duygu ve çiğdemin sıraladığı sayılardan en büyük olanları toplamasını istemiştir. En büyük olanlar neler? Şunlar ve şunlar. Topla bunları şimdi. Topluyorum. Yani Çarpı 10 üzeri 9 ile 15 çarpı 10 üzeri 8'i topla diyor. E, kimden? Özlemden istiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar toplama işlemi yapabilmem için şuradaki 10'un kuvvetlerini aynı yazmam gerekiyor. Şunu ne yapayım ben şimdi? 10 üzeri 8 yapayım birbirine benzetmem için. Burayı bir küçülttüm mü? Küçülttüm. O zaman burayı bir büyüteceğim. Yani sağa doğru kaydıracağım virgülü. 14 çarpı 10 üzeri 8 artı şurayı değiştirmedim aynı kalsın. Aynı olması için yani. Şimdi arkadaşlar bu tarz durumda ne yapıyoruz? 10 üzeri 8 parantezin alıyoruz. 10 üzeri 8 parantezin aldığında şuradan yazmadığın ne var? 14 var. Şuradan yazmadığın ne var? 15 var. E ne yapıyorsun şimdi burada bunu? Topluyorsun. Topladın. 10 üzeri 8 çarpı 29. Şu 29'u başa yazayım. Şöyle yazılıyor çünkü. 29 çarpı 10 üzeri 8. Bakalım. 29 çarpı 10 üzeri 8. A şıkkına bakıyorum. Bu olabilir mi? Bakalım şunu ben 9 yapayım. 9 yaparsam ne yapıyorum? Burayı 1 artırdım. Değil mi? O zaman burayı da 1 azaltacağım. 2,9 olacak. Yani şıkkımız ne oluyor? A şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyor ki bize burada yukarıdaki işlem oyunda diyor. 2 çarpı 2'lik karelerde yer alan üstü ifadelerin çarpımı birbirine eşittir diyor. Ne demek istiyor yani? Şuradaki sayıların çarpımı ile şu, e, şuradaki sayıların çarpımı birbirine eşittir diyor. Bakın tekrar ediyorum. Şuradaki sayıların çarpımı ile şuradaki sayıların çarpımı birbirine eşittir diyor. Yani Yazıyorum şimdi. A çarpı 8 üzeri eksi 1 çarpı 4 üzeri eksi 4 çarpı 8 üzeri eksi 6 neye eşitmiş? Şuradaki sayıların çarpımına. Yani 8 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri eksi 2 çarpı işte 32 çarpı B'ye eşitmiş değil mi? Hemen şuraya yakınlaştıralım. Şimdi buradan A ve B'yi bulacağım. Arkadaşlar her iki tarafta çarpma işlemi varsa ve biz aynı sayıları sadeleştirebiliyorduk değil mi? Şunlarla ben uğraşmayayım o zaman. Bunlar gitsin. Şimdi toparlayayım şimdi burada. A çarpı 2'nin kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvvetinin eksi 1. kuvveti. Yani 2'nin eksi 3. kuvveti. Bu 2'nin kaçıncı kuvveti? 2'nin 2. Ikinci kuvveti. 2'nin 2. Ikinci kuvvetinin eksi 4. kuvveti. Yani 2 üzeri eksi 8 eşittir. Şuraya yapayım. 2 üzeri eksi 2. Bu 2'nin 5. kuvveti çarpı B. Toparlayayım şimdi burayı. A çarpı eksi 3 ile eksi 8'i toplarsam ne olur? 2 üzeri eksi 11 olur. Ee, B çarpı eksi 2 ile 5'i toplarsam ne olur? 2 üzeri 3 olur. Ne diyor bize şimdi burada arkadaşlar? A sayısı B sayısının kaç katıdır? Ne demek istiyor şimdi bu? A B'nin kaç katıdır? Buradaki soru şartını bulacağım. Yani A bölü B'yi bulacağım ben değil mi? O zaman A bölü B olması için B'yi buraya alayım bölüm olarak. A bölü B olsun. Buradaki 2 üzeri eksi 11'i de karşı tarafa atayım. 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri eksi 11. E burada cevabım bu işte. E bu var mı? Yok. E ne yapacağım şimdi ben bunu? Bölme işleminde ne yapıyorum? Üstleri çıkarıyorum. 2 üzeri 3 eksi eksi 11. Buradaki eksiler ne olur? Artı olur. 3 artı 11 nedir? 2 üzeri 14'tür. Yani sorumuzun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Evet bu soruda ne diyor arkadaşlar? Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde toplumuna karışım. Her tarafında aynı özelliği gösteren karışımlara da homojen karışımlar denir. Örneğin şekerli su, tuzlu su gibi karışımlar homojen karışımlara örnektir. Fen bilimleri dersinde tuz oranları farklı olan homojen karışımlarda suyun kaldırma kuvvetlerinin de farklı olabileceği tezini ispatlamak için aşağıdaki gibi tuz oranları farklı iki homojen karışım hazırlanmıştır. Birinci karışımda diyor 1,8 çarpı 10 üzeri 3 gram olup tuz oranı %20'dir. Yani bunun %20'si tuz. İkinci karışımın hissediyor tuz oranı %45'tir. Her iki karışımda da tuz miktarları birbirine eşit olduğuna göre tuz miktarları birbirine eşit her iki karışımda da. O zaman diyor ki ikinci karışımın ağırlığı kaçtır? Öncelikle ne yaparım arkadaşlar? Şuradaki tuz miktarını bulurum. Buradaki tuz miktarını bulduğumda o tuz miktarı zaten burada da aynı şekildedir. Peki %45'i o tuz miktarı ise %100'ü nedir diye mantıkla soruyu bulmaya çalışırım. Şimdi mesela bu birinci karışımdaki yani şuradaki karışımın genel ağırlığı ne kadar? 1,8 çarpı 1,8 çarpı 10 üzeri 3 değil mi? 1,8 çarpı 1,8 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi arkadaşlar bunun yüzde kaçı tuz? Yüzde 20'si. Bakın yüzde 20'si tuz. Yani yüzde 20'sini bulmak için ne yaparım? Yüzde 20 ile çarparım. Doğru mu? Diyelim o şekilde oldu. Şimdi şunla şu sadeleşti. Tamam. Şunla şu sadeleşti. E, ee, 1 virgül çarpı 10 üzeri 3 çarpı 2 bölü 10. Şimdi bununla ne yaparım arkadaşlar? Şununla şunu sadeleştiririm. 10'un 3 10'dan 3 tane var. Burada 10'dan 1 tane var. Buradaki bir tane 10 şuradaki bir tane 10 gidersene ne kalır? Şurada 2 tane 10 kalır değil mi? Yani 1,8 çarpı 10 üzeri 2 çarpı 2'dir. Yani 1,8 2'yi çarparsam ne olur? 3,6 çarpı 10 üzeri 2 olur. Demek ki buradaki e, tuz miktarı ne kadar? 3,6 çarpı 10 üzeri 2. E tamam. Buradaki tuz miktarı da o zaman 3,6 çarpı 10 üzeri 2. İkinci karışımda bakın ikinci karışımın %45'i %45'i tuz muydu? %45'i 3,6 çarpı 10 üzeri 2 ise %100'ünü istiyor bizden ağırlığını soruyor. %100'ü kaçtır? Yani oran orantı. Ne yapıyorduk şimdi? Ee, buradaki miktar attıkça buradaki miktar da atmaz mı? Yani doğru orantı var burada. İşler dışlar çarpımı X. İşler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar şimdi. 45 çarpı x eşittir 100 çarpı ne olur? 3,6 çarpı 10 üzeri 2 değil mi? Tamam. Şimdi ben burada x'i bulacağım. X neydi? Bu karışımın tamamı. E o zaman ne oldu? X eşittir 45'ten kurtulmam lazım. Yani karşı tarafa 45'i nasıl atacağım? Burada çarpma olduğu için karşı tarafa bölüm olarak atacağım. 100 nedir arkadaşlar? 100 onun ikinci kuvvetidir. 3,6 çarpı bir de şurada onun ikinci kuvveti var. Bölü 45. Şimdi arkadaşlar bakın şu 3,6 ile 45'i benim bir şekilde sadeleştirmem lazım. 36 ile 36 yapsam mesela 3,6'yı 10 kat arttırsam yani bir basamak artırsam 36 olsa 36 ile 45 sadeleşir mi? Sadeleşmez. Peki bunu iki basamak artırsam ne olur? 360 olur değil mi? Ha 360 ile da 45 o zaman sadeleşiyor zaten. Şimdi iki basamak artırdığın zaman bunun ne olur? 360 oldu. E zaman şuradaki iki basamağı da silerim. Onun yerine e, onu geçmiş olur yani. Buradan iki basamak artır, buradan iki basamak azalt mantığı yani. Şurada ne oldu? 10 üzeri 2 kaldı. 10 üzeri 2 kaldı. Bir de aşağıda 45 kaldı. Şimdi şu 360 ile 45 sadeleşmez mi? Sadeleşir. Kaçla? 360'da 45 8 defa burası 1 kaldı yani. Ne oldu burası o zaman peki? 8 çarpı 10 üzeri 2 olmuş oldu. Peki, 8 çarpı 10 üzeri 2 nedir? İkinci karışımın ağırlığıdır. Yani cevabımız ne olmuş olur arkadaşlar? C şıkkı olmuş olur. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buldu. Ee, bu dersimizde yeni sorular çözmeye başladık. Bir sonraki dersimizde de yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar yeni nesil soru çözümüne. Bizleri takip etmeyi devam edin. Youtube kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve bizleri sosyal medya hesabımızdan, Facebook'tan, Instagram hesabımızdan bizlerle arkadaş olun. Ve bizlerin bizlerin sayfalarını beğenin arkadaşlar. Sizlere herhangi bir şekilde destek olalım. Daha iyi başarılı olabilmeniz için sizlere yol haritası sunalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.